Kadınlar hep vardı ve var olmaya devam edecekler. Biz kadınlar, geçmişimize kavuşmak, hikayelerimizi kendi dilimizle, aslına uygun olarak yeniden anlatmak, kurgulamak, başka kadınların hikayeleriyle birleştirmek için hep mücadele ettik. Hazıra doğmadık. O nedenle büyük annelerimizin tırnaklarıyla kazıyarak elde ettiği en küçük hakkın, tarih ve yaşantı parçasının peşindeyiz. Geçmiş, anı yığınlarından ve belgelerden oluşan bir olaylar kümesi değil bizim için. Gücümüzü borçlu olduğumuz, bugünü, geleceğimizi kurabileceğimiz bir menba. Ve biz, bu kaynağın sularında, oluşturduğu dere ve dereciklerde binlerce defa yüzmeye hazırız. Kadınlar hep vardı. Mesela 15. yüzyılda divan sahibi ilk kadın şair Mihri Hatun'dular. Hemcinslerine eksik akıllı diyen erkek şairlere, becerikli bir kadın beceriksiz bin erkekten, zihni açık bir kadın anlayışsız bin erkekten iyidir diye seslendiler. Zaman denilen o durdurulamaz nehir akarken, Abdülhamit istibdatına karşı hürriyet ve müsavat talepleriyle ortaya çıktılar, sürgün yediler. Dostlarını, akrabalarını, komşularını, evlerini, ocaklarını, bahçelerine elleriyle diktikleri nar ağaçlarını terk edip Mısır'a, İskenderiye'ye gitmek zorunda kalan Mari oldular mesela. Haklarında gıyabi ölüm kararı verildi ama susmadılar. Kıyımlara tanıklık ettiler, kıyımlardan kıl payı kurtuldular bazen. Yıkıntılar arasında dolaşırken, kıyım sonrasında yaşanan her insani ayrıntıyı yazılarına nakşettiler. Her şeye rağmen geleceğe, insanlığa karşı umutlarını yitirmediler. Kadınlığı ve barışı savundular. Kadın, hangi millete veya hangi sınıfa mensup olursa olsun barıştan yanadır diye haykırdılar. Zorbalar yer değiştirdi ama erkek cumhuriyetlerinde kadın erkek eşitliği, dışarıda özgürce dolaşma hakkı, seçme ve seçilme hakkı için mücadele eder bulduk kendimizi. Çünkü hep vardık ve var olmanın kadın olarak sorumluluğunun ne olduğunu, kimsenin bizlere hak bahşetmeyeceğini biliyorduk. Bir sınıfın diğer sınıf üzerindeki tahakkümünü yıkmak için ortaya çıkan sosyalist hareketlerin en ateşli savunucuları olduk olmasına da, teori de üretsek, illegalite koşullarında en ağır pratik görevleri de üstlensek, eşitliği kadınlar için uygulamaya yatkın olmayan, cinsiyetçiliğin kahramanlık olduğunu sanan yoldaş erkeklere karşı da hep bir var olma mücadelesi verdik. Atina hemşiremiz kadınlık davası için Ergatris, İşçi Gazetesi'nde "Biz kadınlar olarak bağımsız ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. Modelimiz özgürleşmiş, bağımsız yarının kadını olmalı." derken geleceğin kadınının portresini çiziyordu. Torunlarının torunları olarak bizler de hala aynı ideallerin peşindeyiz. Kadınlar işçi oldular. Hayatta kalma mücadelesi verirken bir yandan Yaşar Nezihe gibi sınıf için en güzel 1 Mayıs İşçi Bayramı şiirini yazdılar. Hayatları yoksulluk içinde geçti, sevdiklerini kaybettiler, unutuluşun kollarına terk edildiler. İşçi oldular Zehra Kosova gibi. Tütün fabrikalarında tütün dizerken bir yandan dönemin komünist partilerine üye oldular. Sınıfı savundular, sınıf mücadelesi için gazeteler çıkardılar, sınıfın muharriri, sınıfın örgütçüsü, sınıfın sendikacısı oldular, hapse girdiler. Fatma Nudiye, Zehra Kosova, Sabiha Sertel, Suat Derviş, Sevim Belli'nin yolları ya partiyle olan ilişkileri, ya hapishane arkadaşlığı ya da unutamadıkları Tan gazetesi yangını üzerinden kesişti. Birbirlerinin izlerinden gittiler adeta. Sosyalist mücadele içinde kendi birikimleri, kendi kimlikleri, kendi seçimleriyle var oldular. Ama çoğu kez ünlü sosyalistlerin karıları olarak geçtiler, erkekler tarafından yazılan resmi tarihe alternatif olma iddiasındaki tarih kitaplarına. Ve bir gün geldi kadınlar
emeğimiz, kimliğimiz, bedenimiz bizimdir diye sokaklara dökülerek kadınların kurtuluşuna nefes verdiler. Bilimi, tıbbı, bilimsel yöntemleri, objektifliği, en önemlisi de tarihi sorgulamaya başladılar. Kadınlar tarihlerine sahip çıktıkça tarih de tek öznelik hallerinden sıyrılmaya başladı. Ama daha da önemlisi, kadınlar kendi tarihlerini yazmaya başladılar. Tarihimiz, kocalara, babalara, yoldaşlara, erkek kardeşlere bağlı olmaktan kurtuldu. Kadınlar tarih yazmaya devam ediyor. Ne diyordu Yaşar Nezihe erkekler ve erkek egemenliği için? Bugün onlara karşı metin olmalıyız. Niçin bir erkek için muttasıl yorulmalıyız? Bugün bu gamları onlar için sürüklüyoruz. Ümidimiz var Ati için. Ne bekliyoruz? Evet, kendimizden, geçmişimizden, geleceğimizden ümitli olmak için gerekli birikime, bilince, pratiğe daha çok sahibiz artık. Çünkü biliyoruz ve bildiriyoruz ki kadınlar gerçekten de hep vardı ve var olmaya devam edecek. Sana ne, sana ne.